HDP'liler bir büyük yanlışın daha içinde. Hangi kanalı açsam HDP'liler hain saldırı sanki partilerine yönelikmiş gibi algı yaratma peşinde. Hepimizi kahreden o olay sırasında ölenler arasında HDP'liler var ama CHP ve diğer sol parti ve gruplara mensup insanları yok sayma telaşı niye? Hatta HDP ile fikir yolları asla kesişmeyecek olanlar da oradaydı. Emek, barış ve özgürlük denildiğinde sadece HDP mi akıllara geliyor? Diğer sol söylemlerde bu kavramlar omurgaları oluşturmuyor mu? İçinde çok az bir insanlık kırıntısı kalmış nasırlı vicdanları bile sızlatan bu hain saldırının HDP'ye yönelikmiş gibi bir algı yaratılması hem mitingin yapılış amacına hem de hayatlarını kaybedenlere büyük haksızlıktır. Orada ölenler dili, dini, ırkı, rengi ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun insandır. Patlamada hayatlarını kaybeden ve yaralananları siyasi düşünceleriyle ayrıştırmak insanlık kavramını ötelemek olur. Bu acı 78 milyonun ortak acısıdır. Barış'ı Ankara'dan getirmek istiyorum diyen ve onu kızına ithaf eden Amasyalı öğretmenin mesajı bütün yürekleri dağlamadı mı? Babasıyla birlikte hayatını kaybeden o küçük çocuğun gelecekle ilgili hayalleri ekranlara geldiğinde ağlamayan mı kaldı? Ya yeni evli genç çiftin görüntüleri, hangisini sayayım, hangisine yanayım? O yüzden derim ki alçakça saldırıyı planlayan karanlık ellerin hedefi Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Gürcü ve Arap bütün Türkiye'dir.